Merhabalar, Hatice Armağan. Endüstriyel tasarımcıyım, İTÜ mezunuyum. Proje direktörüyüm burada, tasarım direktörüyüm. Firmamız Armağan Tasarım. 20 yılı aşkın süredir endüstriyel tasarım konusunda Türkiye'de ve Avrupa'da birçok firmayla çalışan profesyonel bir firmadır. Ürün geliştirme firmasıdır. 3 boyutlu yazıcılarla ben aslında biraz erken tanıştığımı düşünüyorum. Çünkü üniversitede henüz öğrenciyken 3. sınıfta iş teklifi aldığım Eczacıbaşı firmasında gördüğüm büyük bir cihazla başladı bu serüven. Oldukça da pahalıydı, çok maliyetli bir cihazdı ve herkesin görmeye geldiğini hatırlıyorum. O yüzden 99 yılında biz tasarladığımız banyo ürünlerinin ilk prototiplerini oradan elimize almaya başladık ve bu çok etkileyiciydi. Çünkü ekranda gördüğünüz şeyle ürüne dokunmak arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla herhalde ben bu kadar erken tanışan şanslı azınlıktanım. Çünkü onlarla testler yapılıyordu. Yani içinden su geçen bir cihaz tasarlıyordu. Ve basınç testleri, ergonomi testleri, tasarımlar, müşteri sunumları gibi şeyleri çok kolay atlatıyordu. Bu da kesinlikle güzel bir serüvendi. Prototip üretim endüstriyel tasarımın artık olmazsa olmaz bir parçası. Ben katalizör olarak tanımlıyorum aslında bu süreci. Çünkü ürün geliştirme süreci kavramsal tasarım, konsept ve fikir aşamasıyla başlayan bir konu. Sonrasında sizin bunu işte tasarımı görselleştirdiğiniz ve mühendisliğini yaptığınız bir ürünü artık kalıp öncesi, kalıp yatırımı öncesi, çünkü bunlar çok büyük yatırımlar, bir onaylamanız gerekiyor. Tasarımcı olarak sizin onaylamanız gerekiyor, hem de bunu müşterinize onaylatmanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu ürünün elinizde bir ürünün, bir maketinin olması. Eskiden bunlar tabii maket diyorduk biz ama şu anda tabii hızlı prototiple bunlar çok kolay bir hale geldi. Yani ürünü görmek, test etmek, onunla ilgili bir takım denemeler yapmak, işte açılarını denemek çok kolay hale geldi. Ebatlarını görmek, yani sadece hani bu görsel bir şeyden öte fonksiyon testleri de yapıyoruz biz prototipte. Bu yüzden de olmazsa olmaz bir kriter. Üretim öncesi ürünü doğrulamak için en önemli adım şu anda. Ve biz hani Armağan Tasarım olarak buna çok inanıyoruz. Prototip konusuna çok yatırım yapıyoruz. Ofiste çok ciddi 5-6 tane prototip makinamız var. Kesinlikle daha yenilerini de almayı planlıyoruz. Çünkü gerçekten hepsi de 24 saat çalışıyor. Çünkü çok projemiz var ve hepsini de prototiple doğrulamayı seviyoruz. İki prototip makinesini eve taşıdık pandemi süresince ve onları işle ilgili de aktif kullandık. Arada kendimize yüz maskesi de yaptık ve bazı sağlık çalışanlarına da destek olduk bu dönemde. Bizim için iş durmadı tabii ki. Projeler hepsi deadline'ı ve belli yatırımları olduğu için o projeleri biz evde devam ettirdik. Bizim evet görme yine doğrulama anlamında sürecimiz aynıydı. Ofiste ya da evde olduğunda da aynı katkıyı bize sağladı. Yani tabii çocuklarla biraz daha farklı şeyler de çıkardık arada. Boş durduğu zamanlarda da keyif projelerine, çocuklarla ilgili aktivitelerde de destek oldu. 3D yazıcılarda biz genel olarak ABS ve PLA kullanıyoruz. Bir de bazen esnek malzemeler kullanabiliyoruz, silikon based malzemeler. Ama genel olarak herhalde olan tüm filament tipleri bizim ofiste var zaten. Hepsini kullanıyoruz. Transparan kullandıklarımız da var. Ama tabii ki her türlü geliştirmeye açığız. Çünkü malzeme apayrı bir konu. Yeni geliştirmeler bekliyoruz Zaxe'den. Yeni filament ve yeni ürün yapıları. Bir 3D printer'dan beklentimiz tabii ki hiç arıza vermeden 24 saat çalışması, kalibrasyonu, uzaktan erişimi kolay olmalı. Bence şu anda en önemli konulardan biri IoT bez ürün. Bazen evet kamerayla keşke gece takıldı mı? Biz çünkü akşam çok bırakıyoruz baskıya. Sabaha kadar hani sabah geldiğimizde prototip hazır olmuş oluyor. Bu büyük bir avantaj ve bazen gece takılabilme ya da bir sorun oluştuğunda işte elektrikler gittiğinde ya da uzaktan görmek, izlemek eğlenceli olur gibi geliyor bana. Süreci de daha iyi etkiler gibi. Ama genel olarak hani Zaxe ürünlerinden istediğimizi alıyoruz, beklentilerimizi karşılıyor. 3 boyutlu yazıcıların geleceğini 4 boyutlu görüyorum. 3 boyutun artık yetmeyeceğini, 4. boyuta geçeceğimizi görüyoruz. Günümüzde Endüstri 4.0'ı bile geçtiğimiz bir noktada yazıcılarda da 4. boyutta konuşulmaya başlandı. Bunlar kendi kendini monte eden ürünler, uzaktan erişilebilir ürünler. 4. boyutu zaten şu anda bir kısım başladı. MIT'de falan bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah Türkiye'de de yenilikçi öncü firmaları bekliyoruz.